piyango. İster buna milli piyango deyin, ister zilli piyango deyin, değişmez ki. Piyango haram. Kökten haram yani. Allah kabul etmiyor bunu. Haramdır diyor. Alın teri dökmeden kazançları kabul etmem diyor. Haram olur diyor. Gelsinler oturup konuşalım. İnsanları aldatmaya ne hakları var? Alın teri dökülmeden kazançların hepsi haram. Çalışmak. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى ayeti hepsini kesip atıyor. Piyangonun her çeşidi haram. Neden haram? İslam alimleri şöyle izah ediyorlar. İhtimale dayandığı için, ihtimal. Mesela bir piyangoya 100.000 kişi katılıyor. 100.000 kişi bilet alıyor. Gidiyor gişeden, adamından, elemanından bilet alıyor. Piyango bileti. 100.000 kişi katılıyor piyangoya. Ne diye katılıyor bu bilet alanlar? Efendim, bir kişiye 6.000.000 lira para çıkacakmış. Belki o 6.000.000 bana çıkar. Belki bana çıkar zannıyla, ihtimaliyle 100.000 kişi katılıyor bu işe. 100.000 kişi de bir kişiye 6.000.000 lira çıkacak. Bir kişi 6.000.000'un sahibi olacak diye 100.000 kişinin fakir olması, cebinden para çıkarıp yatırması Allah katında haram edilmiştir. Bir kişiye 6.000.000 çıkacak, bir kişi milyoner olacak diye 100.000 kişinin zarar görmesi Allah katında haramdır. Görüyor musunuz? Böyle bir menfaat elde etmek yasak edilmiş şeriat, İslam'da. Kanun, ilahi kanun bunu kabul etmiyor.